İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde elementlerin sınıflandırılmasını öğreneceğiz. Sınavlarda mutlaka soru gelen bir konudur. Ayrıca periyodik tablonun tarihini, grup kavramıyla periyot kavramını öğreneceğiz. Metal, ametal, yarı metal ve soy gazların da özelliklerini öğrenmiş olacağız. Detaylı bir konu anlatım olacak. Bu yüzden videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar 7. sınıfta atom kavramını öğrenmiştiniz. Atom neydi? Maddeyi oluşturan en küçük yapı birimine atom deniyordu. Aynı cins atomlar da bir araya gelerek elementleri oluşturuyordu. Bilim insanları yeni elementler keşfedildikçe benzer özellik gösteren elementlerin sınıflandırabileceği fikri ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda da periyodik tablo veya diğer ismiyle periyodik sistem oluşuyor. Periyodik tablo dediğimiz atomların artan proton sayılarına göre ve benzer özelliklerine göre oluşturulan tabloya periyodik sistem veya periyodik tablo adı verilmiştir. Atomlar artan proton sayısına ve benzer özelliklerine göre gruplandırılıyor, sınıflandırılıyor. Bunun sonucunda da periyodik tablo ortaya çıkıyor. Periyodik tablo bir anda ortaya çıkmamıştır. Böyle birçok araştırmalar yapılıyor, birçok bilim insanı araştırma yapıyor ve tarihsel bir süreçten geçip günümüzdeki en doğru tablo oluşuyor. Bilim insanlar araştırma yapıyor, başka bir bilim insanı onun üstüne yeni bilgiler koyuyor, bu şekilde en güncel, en doğru tablo ortaya çıkmıştır. Şimdi periyodik tablonun tarihsel gelişimini inceleyelim. İlk önce John Wolken Döbereiner var. Döbernier tabloyu ilk yapan kişidir. Ayrıca tablosunda üçerli gruplar yapıyor. Bu üçerli grupların birbiriyle benzer özellikte olduğunu söylüyor. Daha sonra Alexander Beguer de Toys var. Bu da dikey ve sarmal bir tablo yapıyor. Elementleri fiziksel özelliğine göre sıralamış. Ayrıca tablosunda iyonlara da yer vermiş. Diğer bilim insanımız John Newlands. Newlands o devirde bilinen 62 elementi artan atom ağırlığına göre sıralamıştır. İlk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini söylemiştir. Diyor ki bir numaralı elementle sonra gelen 8. elementin ilk elementin bir çeşit tekrarıdır diyor. Yani birbirine benzediğini söylüyor. Bu şekilde notalar üzerinden anlatmaya çalışmış, sıralamasını bu şekilde yapmış. Aynı dönemde yaşayan ama birbirlerinden haber olmayan iki tane bilim insanımız var. Dimitri Ivanovich Mendeleyev, Lothar Meyer. Bunların ikisi aynı dönemde yaşıyorlar ama farklı yerlerde yaşıyorlar. Birbirlerinden haberi olmadan benzer bir tablo oluşturmuşlar. Mendeleyev periyodik tablonun babası olarak geçiyor ve atom ağırlığına göre bir sıralama yapmıştır günümüzdeki güncel tabloya yakın bir sıralama yaptığı için periyodik tablonun babası deniyor. Lothar Meyer ise atomları fiziksel özelliğine göre sıralıyor ve ikisi birbirine benzer tablolar oluşturuyorlar. Henry Moseley ise günümüzdeki modern tablonun temeli olan atom numarasına göre sıralamıştır. Yani proton sayısına göre sıralama yapmıştır. Glenn Seaborg ise tabloya son şeklini veren kişidir. Tablonun altındaki iki sırayı da ekleyerek tablonun son şeklini vermiş. Bu şekilde periyodik tablonun oluşma süreci gerçekleşiyor. Arkadaşlar, periyodik sistemdeki elementler artan atom numarasına göre sıralanmıştır ve periyodik sistemdeki düşey sıralara grup, yatay sıralara da periyot diyoruz. Bu şekildeki düşey sıraların ismi gruptur. Yatay sıraların ismi de nedir? Periyottur. Periyodik sistemde toplam 18 tane grup bulunuyor. 10 tanesi B grubu, 8 tanesi A grubu. Toplam 7 tane de periyot bulunur. Burada çok karıştırılan bir şey vardır. Şunların şu alttakilerin 8 ve 9. periyot olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle bir şey yoktur. Bunlardan biri 6. periyodun, diğeri de 7. periyodun devamıdır. Hangi elementler aynı gruptadır? Eğer böyle bir soruyla karşılaşıyorsanız alt alta elementlerimiz varsa bunlar aynı grupta yer alır. Baktığınız zaman B ve F alt alta bulunuyor. Demek ki B ile F aynı grupta yer alıyor. Hangi elementler aynı periyottadır diyor. Bu kez de yatay sıralara bakacağım. Yatay olarak yan yana bulunanlar aynı periyotta yer alır. Baktığımız zaman A ve E aynı periyotta. Bunun dışında G ve F yine aynı periyotta yer alıyorlar. Bir tanesi ikinci periyotta, bunlar ise yedinci periyotta yer alıyorlar. Elementlerin periyodik tablodaki yeri nasıl bulunur bunu öğrenelim. Normalde bunu vermiyoruz ama ben ekstra bilgi olarak vermek istedim. Hem lisede olsun hem de bazen sorularda işinize yarayabiliyor. İlk önce nötr bir atomun elektron sayısıyla proton sayısı birbirine eşittir. Elektron dizilimini yaparak bir elementin periyodik cetveldeki yerini bulabiliyoruz. Kuralımız şudur. Bir elementin birinci katmanı en fazla 2 elektron alır. ikinci katmanı en fazla 8 elektron. Üçüncü katmanı da yine en fazla 8 elektron alıyor. Bir tane katman dolmadan diğer katmana geçemiyorsunuz. Elementinizin ne kadar elektronu varsa bunları tek tek dolduruyorsunuz. Birinci katman en fazla 2 tane alıyordu. 2 tanesini doldurduktan sonra ikinci katmana geçiyorsunuz. Burada da en fazla 8 elektron alıyor. Diyelim ki 8'inizi de doldurdunuz. O zaman üçüncü katmana geçiyorsunuz. Bu şekilde bir katman dolmadan diğerine geçemezsiniz. Kuralımız bu. Bilgimizin daha kalıcı olması açısından bir örnek üzerinden açıklayayım size. Sodyumun 11 tane elektronu var. 11 tane elektronu tek tek dizeceğim. İlk katman en fazla kaç alıyordu? 2 alıyordu. 2 tanesini burada harcadım. Geriye 9 elektronum kaldı. Şimdi 9 tanenin 8 tanesini de burada harcıyorum. Geriye bir tane kalıyor. Bir tane içinde yeni bir katmana geçtim. Buraya da tek onu bıraktım. Ben buradan periyodik cetveldeki yerini nasıl bulacağım? Son katmandaki elektron sayısı bana grup numarasını verir. Son katmanda bir tane elektron var. O zaman 1A grubunda yer alıyor. Katmanların sayısı ise periyodin numarasını veriyordu. Saydığımız zaman 1 2 3. Demek ki bu 3. periyot 1A grubunda yer alıyor. Arkadaşlar şimdi birkaç tane elementin periyodik tablodaki yerini bulalım. Örneğin lityum olsun. Lityum'un kaç tane elektronu varmış? 3 tane. Yaptığımız zaman birinci katman en fazla 2 alacak. Elimde hala bir tane elektron kaldı. Onu da diğer katmana yazıyorum. Baktığınız zaman 1, 2. Iki. İkinci periyotta son katmanındaki elektron sayısına bakıyoruz. 1 o zaman 1A grubunda yer alıyor. Lityum ikinci periyot 1A grubunda. 1, 2, 2. periyot 1A grubu dediğine göre lityum burada yer alıyor. Biraz daha sayıyı büyütelim hangisi olsun. Argon 18 olsun. Argon 18'e baktığımızda 1. katman en fazla 2 iki elektron. 2. katman en fazla 8 elektron. Şu anda 10 tane elektronu kullandım. Geriye 8 tane kaldı. Onu da 3. katmana yazıyorum. Demek ki argon 3. periyotta ve 8A grubunda yer alıyor. Argon 1, 2, 3, 3. periyot 8A dediği için burası olur. Argon 3. periyot 8A grubunda yer aldı. Şimdi oksijen 8'e bakalım. Oksijen 8'e baktığımız zaman birinci katman en fazla 2 aldı. Elimde 6 tane elektron kaldı. Onu da diğer katmana yazacağım. 6'yı da buraya yazdığım zaman gördüğünüz gibi toplam 8 elektron oldu. Oksijen 1, 2. Yani ikinci periyotta. Peki kaçıncı grup? Son katmanında 6 tane elektron var. 6A grubunda yer alacak. Katmanların sayısı bize neyi veriyormuş? Periyodu veriyor. Son katmandaki elektron sayısı da bize kaçıncı grupta olduğunu söylüyor. Örneğin bu 3A grubunda yer alır. Bu şekilde yapıyoruz. Aynı grupta yer alan elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri genellikle benzerdir. Eğer elementlerimiz aynı grupta yer alıyorsa fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine benziyor. Örneğin burada X ve Y aynı grupta o zaman bunların özelliği birbirine benziyor. A ve B de aynı grupta bunlar kendi arasında benzer. M ve K da yine kendi arasında benzerdir. Arkadaşlar buraya çok ama çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü sorularda genelde kelimelerle oynuyorlar ve bundan dolayı yanlış yapıyorsunuz. İki tane cümle görüyorsunuz. Bir tane cümlemiz aşırı derecede yanlış. Diğeri ise doğru. Birinci de diyor ki aynı grupta yer alan elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri benzerdir veya benzer olabilir. Bu ifademiz doğrudur. Ama şöyle bir ifade olsaydı aynı grupta yer alan elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri kesinlikle benzerdir. Bu ifademiz yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü aynı grupta olup da benzer özellik göstermeyen elementler de vardır. Bundan dolayı böyle kesinlikle ifadesini görüyorsanız şöyle bir düşünün. Acaba deyin. Yanlış olabilir mi? Yanlış olma ihtimali yüksektir. Çünkü bazı istisnalar bulunuyor. Kesinlikle ifadelerini gördüğünüzde iki kere soruyu okuyun ve dikkatli yapın. Periyodik tablodaki bazı grupların özel isimleri vardır. Bunlardan 1A grubunun özel ismi alkali metal, 2A'nın özel ismi toprak alkali metaller, 7A'nın ismi halojenler, 8A ise soy gazlar veya asal gazlar diye geçiyor. Diğer grupların da özel ismi vardır. Onları da lisede öğreneceksiniz. Şu anda 4 tanesini bilseniz yetiyor sizin için. Dünyadaki her şey elementlerden oluşur. Elementlerde fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre 3 gruba ayrılıyor. Metal, ametal ve yarı metal. Bazı kitaplarda ise 4 gruba ayırmışlar. Metal, ametal, yarı metal ve soygaz. Bizim için önemli olan Milli Eğitim'in kitabı. Milli Eğitim kitabında 3'e ayırıyor. Metal, ametal, yarı metal şeklinde Soy gazları da ametallerin içine dahil etmişler. Biz de bu şekilde yapacağız. 3 gruba ayırıyoruz. Metaller, yarı metaller ve daha sonra da ametaller şeklinde sınıflandıracağız ve bunların özelliklerini öğreneceğiz. Metaller periyodik tablonun sol tarafında yer alırlar bir tanesi hariç. Onun ismi de hidrojen. Hidrojen ametaldir ama metallerin içinde yer alır. Birçok soruyu da yanlış yapmanıza neden olur. Unutmuyorsunuz, hidrojen metallerin içine sızmış bir ajandır. Metaller grubunda yer alır ama ametalik özellik gösterir. Bu yüzden de birçok soruyu yanlış yaptırır. Metallerin diğer özelliği hepsi katıdır ama civa sıvıdır. Civa hariç bütün metaller katı halde bulunuyor, civa ise sıvı halde bulunuyor. Diğer bir özelliğimiz metallerin yüzeyleri parlaktır, parlak renktedir ısı ve elektriği iletirler, Tel ve levh haline gelebilirler. Bu da şu demek işlenebilir. Yani şekil verebilirsiniz. Yüzük haline de getirebilirsiniz. Veya külçe altın haline de getirebilirsiniz. Başka bir şey de yapabilirsiniz. Şekil verebiliyorsunuz. Kendi aralarında bileşik yapmazlar. Alaşım yaparlar. Ayrıca ametallerle de bileşik yapabilirler. Metal metalle bileşik yapmaz. Elektron verme özelliğine sahiptirler erime ve kaynama noktaları da çok yüksektir. Ayrıca doğada atomik yapıda bulunuyorlar. Bunlar metallerin özelliği. Periyodik sistemin solunda yer alıyorlarmış. Dediğim gibi hidrojen unutmuyorsunuz. Hidrojen metallerin içine sızmış bir ajandır. Normalde ametaldir. Yukarıdaki periyodik tabloda hangi renk ile gösterilen kısımda metaller yer alır demiş. Metaller periyodik tablonun sol tarafında yer alıyordu. Sol tarafta da görüyorsunuz sarı renk daha fazla Cevabımız A olacak. Dikkat ettiyseniz burada yeşil renk var. Neden yeşil renk var? Burada her yer sarı Buradaki arkadaşın ismi neydi? Hidrojendi. Hidrojen metallerin içine sızmış bir ajandır. Bakın bunu unutmayın. Birçok soru da karşınıza gelecektir. Şimdi de ametalin özelliklerini inceleyelim. Ametallerin özellikleri metallerin tam tersidir. Metalleri ezberleyin. Ametaller onların tersi olacak. Ametaller periyodik sistemin sağında yer alıyorlar. Hidrojen yine hariç. Hidrojen ise sol tarafta yer alıyordu. Diğer özelliğimiz oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halde bulunabiliyorlar. Yani bir kısmı katı halde, bir kısmı sıvı halde, bir kısmı da gaz halde bulunabilir. Ametallerin yüzeyleri mattır. Metallerin nasıldı? Parlaktı. Ametaller tam tersi oluyor. Mat oluyor. Yani parlak değildir. Diğer özelliğimiz ısı ve elektriği iletmiyorlar. Tel ve lev haline getirilemezler. Şekil veremezsiniz ametallere. Metaller ise tel ve lev haline gelebiliyordu. Yani şekil verebiliyorduk. Ametaller kendi aralarında ve metallerle bileşik yapabilirler. Elektron alma özelliğine sahiptir. Doğada moleküler yapıda bulunurlar. Metaller ise doğada atomik yapıda bulunuyordu. Ametal grubunun içinde yer alan özel bir grup var demiştim. Bu grubun ismi de soygazdır. Soy gazlar bazı özellikleri ametale benzer, bazı özellikleri de benzemez. Bu yüzden ametallerin içinde ayrı bir grup olarak inceliyoruz. Soy gazlar periyodik tablonun son grubudur. İçinde bulunan elementler tek atomlu, renksiz ve gaz halde bulunuyorlar. Soy gazlar kararlı yapıdadırlar, bileşik oluşturmazlar, elektron alışverişi yapmıyorlar. Soy gazların son yörüngelerinde 8 elektron bulunuyor, helyum hariç. Helyumun son katmanında 2 elektron bulunur. Helyumun son katmanında 2 elektron bulunmasına rağmen kararlı bir yapıda olduğu için 8A grubunda yer alıyor. Bakın helyuma da dikkat ediyoruz. Soy gazların son katmanında 8 elektron bulunuyormuş. Ama helyum hariç. Helyumun son katmanında 2 elektron bulunuyor arkadaşlar. 2 tane elemente dikkat edin. Birincisi hidrojen, ikincisi helyum. Bunlar önemli şeyler. Sorularda yanlış yapmanıza neden olabilir. Bunlara dikkat edin. Yarı metaller ise bazı özellikleri ametale, bazı özellikleri de metale benziyor. Fiziksel özellikleri metallere benzer, kimyasal özellikleri ise ametallere benziyor. Parlak veya mat görünümdedir. Oda koşullarında katı halde bulunuyorlar. Tel ve lev haline gelebiliyorlar. Ama metaller kadar iyi değil. Ametallere göre ise çok çok iyidir kırılgan değillerdir. Isı ve elektriği ametallerden iyi iletirler, metallerden kötü iletiyorlar. İlk 18 element içerisinde sizin bilmeniz gereken yarı metaller bor ve silisyumdur. Bunları bilmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi bazı özellikler metale benziyor, bazı özellikleri de ametale benziyorlar. Arkadaşlar periyodik tabloda yarı metallerin yerini bulmak istiyorsanız şu yöntemi kullanabilirsiniz. Bakın ilk önce buradan başlayıp bir çizgi çiziyorsunuz. 5 tane çizdikten sonra 5 kare gittikten sonra buradaki birinci kareyi atlıyoruz. Sonra 3 kare çiziyoruz. Bu şekilde çizdiğiniz yerler yarı metalin yeridir. Aklınızda kalması açısından bu şekilde yapabilirsiniz. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe soldan sağa doğru gidiyoruz. Atom numarası artar. Grup numarası artıyor. Periyot sayısı değişmiyor çünkü aynı periyotta gidiyorsunuz. Son katmandaki elektron sayısı da artacaktır. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru gidiyorsak atom numarası yine artıyor. Grup numarası değişmiyor çünkü aynı grupta ilerliyoruz. Periyot sayısı artar. Son katmandaki elektron sayısı değişmez. Nedeni de aynı grupta olmamız. Burada genellikle ifadesi kullanmışım. Neden genellikle diyorum? Çünkü helyum 8A grubunda yer alır ve son katmanında 2 elektron bulunur. Diğer soy gazlarda ise 8 elektron bulunuyordu. Bundan dolayı helyuma dikkat ediyoruz. Helyumun son katmanında 2 elektron bulunuyor ama diğer soy gazların son katmanında 8 elektron bulunuyor. Unutmayın diye ben size bu şekilde bir kısa yol verdim. Bunlar önemli arkadaşlar. Hidrojen ametal olmasına rağmen metaller grubunda yer alıyordu. Bundan dolayı hidrojene dikkat ediyoruz. Bor metal değil yarı metaldir. Helyum ise son yörüngesinde 2 elektron bulunuyor ama kararlı yapıda olduğu için de 8A grubunda yer alıyor. Yarı metalleri bulmak için de şu yöntemi kullanıyorduk. Bu şekilde bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra buradaki yeri boş bırakıp ikinci bir çizgi çiziyoruz. Bu çizdiğimiz yerler yarı metali gösteriyordu. A ve C benzer özellik gösterir diyor. Şimdi A ve C'ye bakalım. A nedir? hidrojendir. P nedir? Helyumdur. Bunları hemen yazıyorum ki aklından çıkmasın. A ve C benzer özellik gösterir diyor. Hidrojen ametal, C ise metal. O zaman bunlar benzer özellik göstermez. D ve B aynı periyottadır. Bakıyorum aynı yatay sırada, aynı periyotta. Atom numarası en büyük olan G atomudur diyor. Gördüğünüz gibi en altta bulunan hangisi? G. Demek ki atom numarası en büyük olan G e ve E atomunun son katmanındaki elektron sayısı aynıdır. Şimdi siz şöyle düşünüyorsunuz. Bunlar aynı grupta. O zaman son katmandaki elektron sayısı aynıdır. Ben size ne demiştim? Helyuma dikkat edeceğiz. Helyumun son katmanında 2 elektron var. Diğer soy gazların son katmanında 8 elektron bulunuyordu. O zaman bu ifade yanlış oldu. A ve F benzer özellik gösterir diyor. Bakalım A ve F Bunlar aynı periyotta. Aynı periyotta olanlar benzer özellik göstermiyordu. Bu ifademizde yanlış oldu. A ve C'nin son katmanındaki elektron sayısı eşittir demiş. A ve C 1A grubunda son katmanındaki elektron sayıları eşittir. Bunda sıkıntı yok. D atomu 5. periyot 8B grubunda yer alır diyor. Bakalım 5. periyotta mı? 1, 2, 3, 4, 5. 5. periyot 8B grubunda yer alıyor. A ve C metaldir demiş. A ve C metal değildir. A hidrojen olduğu için A metaldir. C de metal olabilir, onda sıkıntı yok. Ama A elementinin gösterdiği hidrojen hidrojende neydi? A metaldi. K, L, M ve N elementlerinin periyodik tablodaki yerleri verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Diyor. K elementi ikinci periyot 3A grubunda yer alır. Diyor. Bakalım. 1, 2, ikinci periyotta yer alıyor. Aynı zamanda burası 1A, burası 2A, burası da 3A. Demek ki 3A grubunda yer alıyor. M ve L elementleri aynı periyottadır demiş. Baktığınız zaman aynı yatay sırada bu ifade de doğru. N ve B elementlerinin son katmanlarındaki elektron sayıları eşittir. Aynı grupta yer aldıkları için son katmandaki elektron sayıları eşit olacak. Cevabımız değişik oluyor. Arkadaşlar konu anlatımız burada bitiyor. Derslerimizden memnun kaldıysanız kanalımıza abone olursanız sevinirim.